Keşke hastanedeyken beni buradan çıkarın diye tutturmasaydın baba. Bak ateşin düşmedi işte. Acaba yeniden hastaneye geri dönsek mi? İstemem istemem. Oldu mu nasıl sevmem hastaneleri. Beyaz beyaz duvarlar hep üstüme gelir. Aa, öyle deme baba. Seni en güzel peri hastanesine götürdüm. En iyi doktorlar, en iyi hemşireler hep etrafında pervane oldular. Ne olursa olsun hastane hastane istemem. Öleceksem kendi evimde öleyim. Taci. Allah razı olsun Dudu. Sonunda geldin demek. Nasıl oldu? Ateşi yine çıktı ama hastaneye gitmek istemiyor. Ben şimdi seni iyileştirecek bir sihir bulurum. Doktorlar ellerinden geleni yaptı. Sen zahmet etme. Karışma sen. Uyuyakaldı Betüş. Ay yazık, hiç hali yok. Anne, ya bu hastalığı atlatamazsa babam? Atlatacak. Elimden gelen her şeyi yapacağım. Ama o bir fani anne. Eninde sonunda... Uzun zaman yaşaması için her şeyi yapacağım dedim sana. Hayret anne, sabah bize inanmayıp gelmedin. Şimdi babamdan kıymetlisi yok. O kadar da kalpsiz değilim herhalde. Ona bir şey olmasını, onun acı çekmesini istemem. Ne hazırlıyorsun? En kuvvetli şifa sihirlerinden bir iksir. Bunu daha önce de ona içirmiştim. Onu hastalıklardan koruyor. Perihan teyzeye de bir sorsaydık ama. Annem onu çağırmamıza izin vermedi ki. Tabii izin vermem. O kim oluyor? Ona ne? Ben kendi kocamı kendime iyileştiririm. Yani eski kocamı. Ay anne, babam böyle söylediğini duysa zaten iyileşir. Sus cıvıma hemen. Babanın yemek kabını getir. Uyandır. Şunu içirelim hemen. Hadi, hadi. Baba, babacığım. Babacığım. Aa iyi. 38'e düşmüş. Oh çok şükür. Kendini nasıl hissediyorsun babacığım? Daha iyiyim, çok daha iyiyim. Dudu bana ne içirdiyse öksürüğüm kesildi. Üzümünü ye, bağını sorma. İyileşiyorsun ya, ona bak. Senden bu iyiliği beklemezdim Dudu. Beni şaşırttın. Umur'u bile bırakıp bana bakmaya geldin. Tabii bakacağım. Geçinemiyorsak da düşmanım değilsin ya. Sen bana hep böyle davran. 100 yaşına kadar yaşarım. Ya ben sana demedim mi anne? Gevezeliği bırak. Ah, ah çocuklar ne oldu Allah aşkına? Az önce Sadık'tan duydum. Çilek'in arkadaşını yuvaya bırakıp hemen buraya geldim. Ne oldu Taceddin'e? Üşütmüş. Sabahtan beri çok fenaydı. Şimdi kendine geldi. Büyük geçmiş olsun. Hastaneye falan götürdünüz mü bari? Benim yapabileceğim bir şey var mı Duducuğum? Yok hayatım, yapacağın hiçbir şey yok. Ben her şeyi hallettim. Vallahi babam hastanede tedavi olmak istemedi. Onu eve getirdik, annem iyileştirdi. Ay, ay vallahi başkası söylese inanmazdım. Çok duygulandım Duducuğum. Yani bir faniyi iyileştirmek her perinin yapacağı sihir değildir. Dudu da her peri değildir. Bizim de elimizden bazı sihirler gelir herhalde. Hele eski kocanın yüksek tansiyonu, şekeri ve kolesterolü varsa... ister istemez hastalığının sihirli çaresini de öğrenirsin. Aa, tamam Duducuğum, tamam. Ne sinirleniyorsun? Ben sadece yapabileceğim bir şey var mı diye sordum. Kıskandı seni, kıskandı yine. Bence de. Hiç de değil. Neyse ben gideyim artık. Yardıma ihtiyacınız olursa her şeye rağmen koşar gelirim. Taceddin'cim geçmiş olsun canım. Sağ olasın Perihan'cığım. Hadi hoşça kalın. Her şeye maydanoz olmazsa olmaz. Anneciğim hadi ben artık gidiyorum, sonra yine gelirim, tamam mı? Hadi bakalım. Anne ben de Betüş'le gidebilir miyim? Hem biraz hava almış olurum. Babam da iyileşti. Hem zaten sen onun başındasın. Hı? O zibidiyi görmeye mi? Aa, olur mu anne? Yeğenlerimi görmeye gidiyorum. Tabii tabii. Sihirli aynamdan gözüm üstünde olacak, ona göre. Tamam gitmiyorum. Peki ben gidiyorum. Hadi hoşça kalın bakalım, yine gelirim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.